Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun zamandan beri video çekemiyordum. Bugün yine AliExpress'ten aldığım güzel bir ürün tanıtımını yapacağım. Bu ürün mini hava nemlendirici. Buhar makineleri günümüzde birçok kimse artık alıp evine koyuyor bunlardan. Çocukların için, ufak çocuklar olanlar, kaloriferli evlerde duranlar bu ürünlerden alıyor. Ama bu mini, ufak bir şey. Bunun incelemesini yapacağız. Ben bu ürünü alalı 4 ay kadar bir zaman oldu. İyice bir inceleme yaptım. Daha sonra sizlere uzun bir süre kullanımdan sonra incelemesini yapacağım. Tanıtımını yapacağım. Kutu bu şekilde geliyor. Pakette ezik darbe falan hiçbir şey olmamış. Açalım önce kutuyu. İçinde neler var bakalım. Şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bildiğimiz USB kablo. 1 metre kadar bir boyu var. Yeterli. Sonuçta USB kablo. Yani her yerden bulabileceğiniz bir kablo. Bunu çıkartalım. Cihazımız bu. Ve kutunun içerisinden bir tane yedek filtresi çıkıyor. Fitil. Kullanma kılavuzu, küçük kağıtları var. Bunlar işimize yarayacak bir şeyler değil. Ürün bu şekilde. Kibar, küçük. Çevirerek, yana çevirerek kapağını açıyoruz. Ve içerisinde bir tane takılı filtresi var. Filtre burada. Bu filtreyi de bu çubuğu çevirerek asılıyoruz. Asıldığımızda böyle çıkıyor. Bu yedek içinde takılı olarak geliyor. Bir tane de yedeği var dedik. Bu zamanla deforme olursa bunu kullanıyoruz. Ve satıcıda da bunların yedekleri de bulunabiliyor. Bunu kenarıya koyalım. Tekrar geri takarken buraya koyup bastırıyoruz. Çevirmemize falan gerek yok. Burasında delikleri var zaten. Suyu alıyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Burası açılmışken söyleyeyim. Bu cihazlar su üflediği için, suyu içine alıp buradan çıkarttığı için zamanla kireçleme yapabiliyor. Kireçleme yaptıktan sonra buradaki buhar performansı düşüyor. Bunu ben dediğim gibi uzun bir süre kullandıktan sonra fark ettim. Bunu nasıl halledebileceğimi düşündüm. Bunun içerisine burayı bu deliğin boyu kadar buraya sirke doldurdum. Daha sonra bunu açıp çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra bu kireç çözüldü. Sadece buraya dolacak kadar bir sirkeli su arada bir doldurup da bir süre çalıştırdığımız zaman bu kireç ciddi derecede çözülüyor ve buhar performansı daha da değişiyor. Daha yüksek bir buhar üflüyor. Şimdi arkadaşlar bunu takalım. Montaj işinde gördük. Kabın genişliği fazla değil. 300 mililitre kadar su alıyor. Bir su bardağı kadar. Burada ibresi var, gösterge yeri. Hemen ben hazırladığım suyu içine koyacağım. Bir miktar su koydum. Tamamen doldurmadım. Bu çizgiye kadar bir su var. Ayrıca bunların içerisine aktarlarda bulabileceğimiz esanslar var. Koku, uçucu yağlar. Bunlardan koyup odanızı daha güzel koku verebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Lavanta yağı, uçucu lavanta yağı kullanıyorum. Evde güzel bir koku oluyor. Portakal yağı falan da kullanmıştım. Güzel oluyor. Bunu kapatırken takması biraz zor oluyor. İnşallah çabuk takarım. Evet, taktım. Gene bu tarafa çeviriyorum. Sonuna kadar geldi. Şu anda hazır. Şu anda hazır durumda. Dökülme falan hiçbir şey olmuyor. Burada askı yeri de var. İstersek bir askıya falan takabiliriz. Filtreyi bunu ilk kullandığımız arkadaşlar kabı iyice yıkayalım. Çünkü plastik kokusu geliyor. Bu da suyla beraber ortaya çıkıyor. Plastik kokusu gelmemesi için 2-3 kere yıkayalım bunu. Güzelce yıkadıktan sonra bir de ilk kullandığımız için bu pamuk kuru olduğu için ilk taktığımızda bize hava vermeyecek. Çünkü içindeki pamuk kuru. Kuru olmaması lazım. Bir 10 dakika kadar böyle bekleyin ya da bu çubuğu bir suyun içerisinde bekletin, ıslansın. Islandıktan sonra çalıştırmaya başlayın. Ha, makineye zarar olur mu onu bilmiyorum. Bu şekilde yapmazsak zarar olur mu bilmiyorum. Çünkü sonuçta makine su almaya çalışacak. Ve gelmediği zaman, pamuk ıslak olmadığı zaman bir zorlanma durumu olacak. Belki yanabilir. O yüzden
dikkatli olmak gerekir. Micro USB kablomuzu taktık. Şimdi bunu çalıştırmasını ben powerbank ile yapacağım. Powerbank de kullanıyorum genelde. USB olduğu için powerbank ile veya normal bir şarj cihazıyla, şarj adaptörüyle kullanabilirsiniz. Hemen takalım ve çalıştırmasını görelim. Şu anda gördüğünüz gibi ışık yandı. Hazır durumda. Üzerinde bir tane düğme var arkadaşlar. Bu düğmeye bastığımızda, tek basmamızda çalışmaya başlayacak. Evet, şu anda buhar üflüyor. Buhar performansı şöyle söyleyeyim. Büyük bir odada belki bundan bir fayda sağlayamazsınız ama içerisine koku koyup da kullanmak çok çok güzel oluyor. Odanın içerisindeki havayı değiştiriyor, ferahlatıyor. Sadece suyla da kullanabilirsiniz. Yattığınız odaya koyacaksanız eğer sadece suyla kullanmanız daha mantıklı. Diğer amaçla, dediğim gibi, eğer koku amaçla kullanmak istiyorsanız evin bir köşesine koyduğunuz zaman hakikaten fark edilir bir koku veriyor. Çok afaki bir buhar değil. Küçük odada kullanmak için iyi. Koku olarak kullanmak istiyorsanız istediğiniz kadar büyüklükte bir odada gene kullanabilirsiniz. Buharlı güzel veriyor. Bir de bunun bu düğmesine basılı tuttuğumuz zaman, ilk önce kapatmayı tekrar gösterelim. Tek bastığımızda gene kapatıyor. Açmak için gene tekrar basıyoruz. Tek tıklamayla açıp kapama işlemini yapıyoruz. Bir de ayrıyeten ışığı var, gece lambası. Basılı tuttuğumuz zaman gece lambası açılıyor. Şimdi buharı daha net görebiliyorsunuzdur. Şöyle etrafından da bakalım. Ben birazdan ışığı söndürüp ışığı söndürülmüş haliyle de bakacağım. Gördüğünüz gibi ışık değişiyor arkadaşlar. Belli bir süreyle zaman zaman ışık değişiyor. Farklı renklerde gözüküyor. İstersek bu ışığı, hangi rengi beğeniyorsak, o beğendiğimiz renkte kalmasını istiyorsak tekrar basılı tutuyoruz. Şu anda basılı tuttum. Bu renkte sabitlendi. Artık bu renk değişmeyecek. Eğer tekrar değişmesini istiyorsak, sürekli hareketli renk olmasını istiyorsak yine basılı tutuyorum. Kapattı şu anda. Tekrar bastım. Evet, açık durumda. Şu anda hep hareketli olacak. Yani basılı tutmamız renk ayarlarını yapıyor. Ya sabit ya değişir ya da kapalı bir şekilde. Tek basıp çekersek de kapatıp açma işlemini yapıyoruz. Şimdi ben ışığı söndüreceğim. Işığı söndürdükten sonra bir renklerine bakalım ve duman performansını daha iyi görelim. Biraz daha kamerayı kaldırayım. Şöyle daha net göreceksiniz. Cihaz gerçekten çok şık. Kullanımı kolay. Buhar performansı bence yeterli. Evinizde sürekli olarak buhar sağlayabilirsiniz bu cihazla. Tavsiye edilir. Şimdi tekrar ışığımızı yakalım. Evet arkadaşlar, cihaz bu. Tavsiye ederim. Fiyatı 10 dolar civarındaydı, değişmediyse. Ben sitenin altına, pardon, videonun altına yorumlar kısmında sorduğunuz sorulara tekrar cevap vereceğim ve sitenin linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Almak isteyen, düşünen arkadaşlar varsa bu tarz mini cihazlarda, bunu tavsiye ederim. Zaten AliExpress'te araştırdığımda en çok satılan ürün buydu. Ben de ilk başta alırken tedirgin olmuştum. Fiyatları hani 80-90 liraya, bunların profesyonel olanları var, daha çok su alanları var. İhtiyaç, tabii ihtiyacınızı kendiniz belirlemeniz lazım. Odanızda çok afaki bir buhar istemiyorsanız, ufak bir nemlendirme olsun diyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sorusu olan arkadaşlar sorularını yorumlar kısmına yazabilir. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.